Yani böyle şimdi neyse biz Peki. yolumuza Hocam devam. Hashimoto, tiroid ve Graves. Selim Bey Şimdi soruyor. Hashimoto tiroid biliyorsunuz otoimmün bir hastalıktır. Bu T3, T4 ve TSH hormonları dengeli olabilir. Yani herhangi bir hormonda iniş çıkış yoktur. Hepsi normal düzeyindedir. Ama buna rağmen Hashimoto tiroiddir. Yani Hashimoto tiroid, tiroidin iltihaplanması, inflamasyonu, bakteriyel değil yani. Abakteriyel. Şimdi ne olacak burada? Hashimoto tiroid, otoimmün bir hastalık. Kendi organını düşman olarak görüyor. Yani bu öyle bir şey ki doğal olmayan bir gıdadan kaynaklanabilir veyahut da tükettiğiniz bir gıdayı. Bak Hüseyin, bu proteaz dediğimiz proteinleri parçalayan enzimler var. Pankreasta üretilir mesela. Pepsin, pepsinogen pepsine dönüşür. Protein parçalayıcıdır. Bağırsaklarda da ince bağırsakta da proteinleri parçalar. Protein uzun zincirli amino asittir. Bunu tak 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 kabaca bir keser. Sonra ince bağırsaklara gelince daha detaylı keser. Tek tek keser böyle. Şimdi bu parçalanma esnasında kabakça kesiyor ya, bir bakıyorsun doğal olmadığı için bu gıda içerisindeki proteini öyle kesiyor ki aynen tiroid hormonuna benziyor. Benziyor bak, mimik diyoruz biz buna. Mimik. Onun gibi davranıyor. Hemen diyor ki sen dur bakayım, sen nerede üretiliyorsun diyor. Bağışıklık sistemin immün globulinler devreye giriyor. Ona karşı antikor geliştiriyor. Senin kaynağın neresi diyor? Tiroid. Orayı başlıyor kendi tiroidini yok etmeye. Orayı inflame ediyor. Yani işte buna biz otoimmün hastalık diyoruz. Hashimoto'yu tamamlasak hocam ne Evet, yapmak burada lazım? yapılacak olan şey eğer hormonlarında bir sorun yoksa ama yok hızlı veya yavaş da çalışıyor ise doktor ilaç vermişse burada yapacağınız şey ilacınızı kullanın ama dereotunu sabah öğle akşam lütfen birer tutam tüketin. Evvel Allah göreceksiniz ne olacak? Hormonlarınız yüksekse normal seviyeye inecek, düşükse normal seviyeye çıkacak. Hızlıysa normale indirir, hızını keser, yavaşsa hızlandırır, normal seviyeye getirir. Böyle dereotu. Nodül varsa bu. Burada kullanacağı esas bitki nedir? Yoğurt otudur. Bunu unutmayın. Bak yoğurt otu aklınızda olsun. Akşamları bunun çayını yapacaklar. Bu bir 2-3 defa yatmadan bunun gargarasını yapacak. Geri kalanını da içecek. Peki hocam.